Meltem, Elif hazır mı? Hazırsa gelsin. Ne haber Elif? İyiyim Cüneyt Bey. Gençliğin herhalde bundan sonraki hayatını hapiste geçirecek. Onu Bence kolay de. kolay bırakmayacak Orası ay herhalde. orası geçecek de şimdi oradaki ne yapacağına bağlı işte o çok önemli. Şu anda eminim yani Amerika'da birilerinin, İngiltere'de birilerinin uykuları kaçıyordur. Ulan bu kadın anlaşma için çünkü ne olacak der ki. Yani prensin İtirafçı durumu mısın? itirafçı olabilir yani ve görüyoruz ki bu Rıza Sarraf olayında her şey değişebiliyor. Ya şimdi Elif bir yandan sen bir yandan ben bizim bu Meltem'i yıl boyunca yok o grafiği getirdin, o görüntü geldi, gelmedi, gitti diye azarlayıp duruyoruz kızı, tamam mı, burada herkesin huzurunda. İnsanlar da diyor ki bazen de görüyorum böyle ya bu Meltem'i işten at bilmem ne. Tabii ki atmıyoruz işi ama ben senin de yer aldığın bu yayında bir Meltem'den özür dilemek istiyorum ve hakkını helal etsin demek istiyorum. Bu kadar herkesin önünde madem şey yaptık, herkesin önünde eleştirildiği zaman herkesin önünde şey yapacağız. Özür dileyeceğiz. Tenhada özür dilemeyeceğiz öyle. Var ya öyle Twitter'dan sallıyor, DM'den özür yolluyor mesela. Abi öyle olmaz yani. Peki şimdi siz merak ediyorsunuzdur Meltem kim diye. Kimmiş Meltem görelim bakalım. Gel Meltem. Evet. Ver kendini ekrana. Kendim ekrana verdim şu an. Sen şu anda reji mi yapıyorsun bir yandan? Evet, Cüneyt Bey, reji yapıyorum. Şu kamera biraz çıkartsın şöyle göstersin seni şöyle arkadan da şu rejiyi de Pardon. görsün. Ha şey bilgisayardan mı bağlanıyorsun? Tamam Bilgisayar boş o ver o zaman. kameradan bağlanıyorum Cüneyt Bey de kamera masamın önünde şu Sabit. an biraz Tamam peki. çıkartılamıyor. Meltemciğim ya eğer bir kalbini kırdıysak bak bu 2021 yılında ben şahsım adına yani Elif'i bilmem ama senden çok özür dilerim. Ben Çok güzel iş çıkartıyorsun. hiç yok. Bazen ben böyle şey yapıyorum, yayın aksayınca suratım asılıyor, düşüyorum falan. Ama bence önümüzdeki yıl çok daha iyi yayınlar yapacağız. Bu yıl zaten bir stüdyoyu kurduk, onları öğrendik. Sağ olasın, sen de çok çok iyi iş çıkarttın. Ama tabii bana söyleyecek bir çift lafım varsa da onu duymak için geldim. Yok Cüneyt Bey, çok teşekkür ederim her şey için gerçekten. Ben de öğrenerek devam ediyorum. Hani kendimi de geliştirmeye devam ediyorum. Umarım daha güzel yayınlar yapmaya devam edeceğim sizinle. Çok teşekkür ederim Meltem. Teşekkür Ekibimizin ederiz. vazgeçilmez parçasısın. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Evet Görüşmek Elifciğim. üzere. Sağ ol. Cüneyt Bey, bugün dünyada bir enerji krizi var. 2022'de çok çok konuşmayı bekliyoruz. Hem İran'a hem İngiltere'ye bakacağız. Sonrasında da birazcık Güney Kore'yi konuşacağız. Yine bir dünya turu diyebiliriz aslına bakarsanız. İran dedi ki bizim elektrik tasarrufu yapmamız lazım, enerji tasarrufu yapmamız lazım. Bu nedenle de kripto para madenciliğini durdurmamız gerekiyor. Çünkü bir yerden kısacağız. Nereden kısacağız? Yani evleri, sokakları belirli bir noktada kısabiliriz. İran Enerji Yönetim Kurulu şirketi ve başkanı Mustafa Rajabi dedi ki azalan sıcaklıklarla birlikte biz de enerji santrallerinden elde ettiğimiz şeyde toplam veride bir azalma yaşıyoruz. Dolayısıyla da %60 daha az elektrik kullanmamız, enerji kullanmamız gerekiyor dedi. Yerel raporlara baktım. Orada diyor ki %70'i, yani İran'da enerjinin %70'i binaları ısıtmak için kullanılıyormuş ve enerji tasarrufunda da aslında hane halkına gidip onlardan da tasarruf beklediklerini söylüyorlar. Şimdi burada baktığımız zaman 570 milyon metreküp bir tüketim var. 800 milyon da üretim var. Yani aradaki dengeyi sağlamak için bunu yapıyorlar. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey olur mu? Bu Ha da hem bizde acaba bunun bir soran var mı acaba ya bizdeki çünkü bayağı bir kripto para üreten insan var anladığım kadarıyla evet. Türkiye'de. En son bu Çiftçik Bank'ın sahibi bile adam kripto para çiftliği kurmuştu yani. Hani var mı emin değilim Türkiye'de böyle bir araştırma aklına gelen hani. Ben göremedim. Ama varsa paylaşırlarsa tabii o Vallahi konuyu seviniriz. Enerji söyleriz. Bakanlığı'na sesleniriz buradan. Yani böyle bir şey var mı Türkiye'de? Ne kadar insan enerji tüketiyor? Bu tüketimlerden nasıl bir vergi alınıyor? Alınıyor mu? Alınmıyor mu? Şimdi Bilmiyorum ki. Meltem, hazır mısın? Grafiklerimiz var. Bak, ülkelerin kullanım miktarları. Eğer oraya geldiyse bakalım. İran'ı oraya koymamışlar ama Avrupa'da var mesela. Bir ve ikinci grafiğe bakabiliriz. Yani en çok kimler kullanıyor dediğimizde İran'ın burada ciddi bir tüketimi varmış. Ben aslında bunu bilmiyordum. Mesela en çok Çin de kriptoya bu anlamda yasaklar getirdi. Bununla birlikte diğer grafiğimize bakalım. Mesela diyor ki Bitcoin eğer bir ülke olsaydı Arjantin'den fazla enerji tüketirdi.
Yani bu ülkelerin enerji tüketimleri grafiği, öyle düşünelim. Sonuçta burada Bitcoin finansal piyasalarla ilgili bir şey gibi gözükse bile dolaylı yoldan, aslında direkt yoldan bir enerji konusu gerektiriyor aynı zamanda. Bu da madalyonun diğer yüzü Cüneyt Bey. Evet. Ya hiç gündemimizde olmayan bir şey. Öyle bir şey söylüyorsun ki bazen herif, abi ya biz burada dolar çıktı indi diye bakıyoruz. O bilmem ne olacak. Ekrem İmamoğlu terörist oldu bilmem ne oldu diye konuşuyoruz. Sen bir anda diyorsun ya Bitcoin'de çok elektrik harcanıyor. Bu da böyle bir şey. Ama şimdi kripto parayla ilgili mevzuat geliyor ya. Belki buna bakmışlardır. O da Eminim enerji bakmışlardır. Bizde olarak. genelde onlar şöyle oluyor. En son Cumhurbaşkanı da isyan etmiş. Kardeşim şu yasayı bir seferde yazın. İşte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirilen yasanın yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzeltilen kısmının yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tekrardan düzeltilen kısmının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzeltilmesine karar verilmiştir diye şeyler çıkıyor resmi gazetede. Yani ver Zeki Müren'e adam bir tane işte vardır ya onu söyleyemem şimdi işte neydi? Tarladan kuş kalkar, tarla kalkar. Neyse öyle bir... Evet, Evet, aynen. aynen. Şimdi Cüneyt Bey, İngiltere'ye isterseniz biraz bakalım. Çünkü orada Boris Johnson'ın biraz üzerine gidiyorlar. Ovo isimli bir... Kıyamam. Evet, Evet. çok üzgünüm. Yeni evlendi. Ovo isminde bir şirket var. Orada BBC'ye demeç vermiş. Fiyatlarındaki ani artışları bir çözüm bulma konusunda yeterince aciliyet göstermediğini görüyoruz. Yani burada bir krize doğru giden bir nokta var ama kimse bu konuyu gündemine almıyor. Neden diye sormuş. Şimdi en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim. Bu işin şey kısmı, hikaye kısmı ama asıl konu şu. Oradaki Ukrayna ile ilgili Avrupa Birliği'nin müdahil olmasını istemiyor Rusya'daki Putin. Ve diyor ki yani eğer buradaki işlere karışmaya devam ederseniz Vanayı kapatırım diyor. Enerji krizinin aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi yine politik gerilimler. Şimdi yine grafiklerimiz var. Bir dakika Nereden ya bunu bu fotoğraf görebiliriz? ne ya? Allah'ını seversen bu Putin'in fotoğrafı. Getir Paylaştım. bakayım bu Putin'in fotoğrafı. Fotoğrafı Adam paylaştım. orta üçlü çekilmiş gibi fotoğraf. Bu sınıf benden sorulur gibi duruyor yani. Aynen. Manidar bakış Elim. nesi ya? Getirse bizim Elim. Tamer gelsin, Sebati Karakurt gelsin böyle seni çekemez yani. Hani. Neyse geçelim abi. Elektriğimi kestim. Elektriğini keserim Nasıl elektriğini. Öyle bakmış. Gider o sınıfa bakıyor? elektrik. Keserim elektriğimi diyor. Şimdi Almanya da tabii bu işin içerisinde. Almanya ile Fransa arasında da nükleer enerji krizi var zaten. Sonuç olarak bu konu aslında dönecek dolaşacak hane halkına yansıyacak. Bununla da ilgili art arda toplantılar yapılıyor. Nasıl koruruz? Çünkü yıllık gaz faturalarının 2000 pound'a çıkması bekleniyor. Şimdi bir görselimiz vardı. İngiltere'de ne kadar fiyatlarda artış olmuş diye temel kalemlerde, tüketim kalemlerinde. 2022'de eğer gerekli önlemler alınmazsa Cüneyt Bey, bütün bu sadece İngiltere için değil, yani bu sepetin içerisinde biz de varız. Bir enerji krizinin bizi beklediğini söyleyebiliriz. En azından fiyatsal anlamda. Mesela orada bir 0.70 sterline doldururken şimdi 70.20 sterline dolduruyormuş. 11.50'lik bir artış var burada ve bu rakamları kesinlikle hiç kimse kabul etmiyor. Herkes çok gergin ülkede. Bu yani zincirlerin korunmasının sağlanması konusu artık zincirin en son halkası. Asıl konu dediğim gibi en tepedeki bu Ukrayna konusunun çözülmesi. Çünkü birçok Öyle bir ülkede grafik yayınladık ki şu korkuyorlar. anda nasıl biliyor musun? A Haber şöyle. Al koş koş kes şu kısmı kes. İngiltere'de patlamış. Zamlar yağıyor. Biz bir tek burada değil. Kes kes kes. Evet vallahi Evet. şey. Bir tek burada olmaması, ya bir tek burada olmaması bizim sevineceğimiz bir şey değil tam anlamıyla. Aslında burada birazcık derinleşmemiz lazım. Enerji zaten şu anda dünyada kriz olsun olmasın geleceğimiz için çok önemli. Her ülkenin stratejik konusu olması gerekiyor. Böyle bir başlıkta dışa bağımlı olmak her ülke için zor. Evet. Sadece İngiltere için değil. Gelelim eğlenceli konulara. Hadi ev abi gel ya. Evet. Squid Game. BTS Kore ürünlerinde talep patlaması yaratıyor. Şöyle Bugün çok söyleyeyim. kesiliyorsun. Sadece Gidip geliyorsun ha. yapılan plan. Evet. Sizce ne kadar? Şimdi Sizce dedin ne ki kadar Squid Games'te BTS çok fazla yatırım yapılıyor ve talep talep patlaması patlaması yapıyor.
Evet. Şimdi Güney Kore son yılda bütün bu oluşan popüler haberlerle birlikte sizce ne kadar ihracat yapmıştır? Yiyecek, sadece yiyecek ihracatı. Bu noodle'lar, Yani şunlar. bunlar hani bu Squid Game'ler, BTS grupları bunların diğer ihracat malzemelerini mi büyütmüş Güney Evet. Kore'de? Evet, yani bu Yüzde ne kültürel kadar büyütmüş? 4,3 milyar dolar değerinde gelir sağlamıştır ülke ekonomisine. Noodle satarak, hava temizleyici satarak, ramen satarak, dalgona kafe akımındaki dalgona kurabiyeleri satarak. Çünkü insanlar bu ürünleri görüyorlar ve işte TikTok'ta da bunun akımları var. Dalgona kafe yapmayanı dövüyorlardı biliyorsunuz bir dönem. Şimdi artık şeyi geçti ama sonuçta bu gösterdiğimiz ramenler şirketlerin, şimdi hemen mesela bir örnek vereyim size. Kowei isminde hava temizleme cihazını satan şirket BTS'i kullanmış reklamlarında. Malezya'da %43, Amerika'da %12'lik bir büyüme elde etmiş. Güney Kore'deki bu pazar aslında direkt Amerika'da karşılık buluyor. Dolayısıyla da bu çok önemli bir veri. Ben bunu neden anlatıyorum? Siz bir ülkenin stratejisinde rekabet etmek istiyorsanız illa büyüklerin ettiği özelliklerle rekabet etmek zorunda değilsiniz. Kültür de bir strateji, rekabet aracıdır demek için anlatıyorum aslına bakarsanız. Biz de eğer entertainment, yani eğlence, gösteri, mutfak sanatları gibi alanları güçlendirebilirsek böyle gelirler elde edebiliriz. Ben de katılıyorum. Yani Türkiye şu anda denizi, güneşi, kumu satıyor hala. Ama biraz orada strateji değişiklikleri var. Yarınki yayınımızda da bahsedeceğiz, yılbaşı yayınında. Mesela bu İstanbul Kültür Yolu, DDF'e vermiş Turizm Bakanlığı. Çok doğru bir hamle yapmış. Çünkü bu işi Türkiye'de en iyi yapan birkaç tane şirketten bir tanesi DDF'tir ki. Yani uluslararası tecrübeli bir şirket. Evet. Esra Ekmekçi ile sevgili Arhan'ın şirketi. Onlar mesela İstanbul'da Kültür Yolu yaptılar. Turizm Bakanlığı ile beraber yani. Eğitim Bakan Kültür Bakanlığı ile beraber. Ama tabii orada da yani şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan'ın gidip dur abi ben şuradan bir şey alayım da bana teşvik verin ben yoksa film çekemem diyeceğini zannetmiyorum ama ülkedeki genel hava pek çok şeyi kasabiliyor. Ne gibi? Mesela yine yarın konuşacağız. Şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen şarkıcısı Ezhel. Ve Ezhel Türkiye'de yaşayamıyor. Diyeceksin ki ne yaşayamıyor gelsin yaşasın bir şey mi var? Yaşatmıyorsun işte adamı yok hapse attın yok gözaltına aldın yok bilmem ne oldu. Adam tasını tarağını topladı gitti Berlin'de yaşıyor yani şu anda. Hani şimdi herkeste böyle bir genel bir şey var yani mesela Türkiye'nin Evet. en büyük ihracat kalemlerinden bir tanesi diziler. Yani Türk dizileri yani şu anda acayip bir şey var bak hatta bunu dönüştürmeye başladılar. Bu yıl 2021'de yeni bir dönüşüm yaşadık Elifçim. Eskiden yani bu yıla kadar böyle 180 dakikalık diziler çıkartılıyordu yani. Ağır 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 zaten yapımcılar da onu üçe bölüp satıyorlardı dünya ülkelerini. Şimdi mesela Kulüp diye bir dizi yaptı. Evet. Netflix patladı. Bir Başkadır bizim Bartu'nun oynadığı Bir Başkadır şeyi gayet iyi gidiyor. Yani uluslararası anlamda ses getiriyor. Şimdi Disney geldi mesela buraya. Biliyorsun Disney geldi. Evet. Dün mesela Blue TV'de yayınlanıp artık o kadar çok ilgi oldu ki Blue TV'yi çökerttiler adamlar. Hiç onlar da beklemiyordu bu kadar ilgiyi. Bu Börü 2039 mu mesela? Çok orijinal Türk dizileri. Yani aslında biraz daha şöyle şuna biraz daha şu atmosferi biraz daha hani sen teröristsin sen bilmem misin sen şöylesin biraz daha şu ülke rahatlasa inan o kadar önü açık ki. Yani bunu hani yaşayan bir şey olarak görüyorum yani. Hem yapıcılar olarak potansiyel var. Hem ülkenin potansiyeli çok yüksek yani. Hiçbir şey olmadan bak bir de hep kesilerek onu koyma, içki koyma, küfür etme bilmem ne diye denmesine rağmen yıllardır Türkiye'de dizi sektörü dünyanın en büyük bir ya da ikinci sektörü yani şu anda. İşte ben de diyorum ki bu senaryolar yazılırken, bu sahne dekorları yapılırken kültürel öğeler ya da popüler olabilecek şeyleri oraya koymamız lazım. Tamam, hikayeyi satıyoruz da o hikayenin içerisinden daha sonra pazarlayabileceğimiz ürün veya hizmetler yerleştiriyor muyuz? Asıl zaten konu burada başlıyor. Şimdi o Squid Game'de kurabiye, insanlar delirdi yani o yapılan kurabiye. Evde yapanlar, şu yapanlar, bu yapanlar. Sadece bunların satışlarıyla da gelir elde etmeyeceksiniz. Bunlar size sosyal medyadaki içerik üretimleriyle birlikte farklı coverage'lar da getirecek. O zaman medyada da daha büyük yer kaplayacaksınız. Bir şeyi düşünürken sonuçta, son olarak onu söyleyeyim, biraz bakış açısını değiştirerek bu konulara eğilmemiz lazım.
Evet. Yine birilerine akıl verip mi bitireceğiz yayını? Bırak abi. Ya alt köşeye koyalım. Hiç direkt. Akıl verme. Kimse, bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bence ne sen ne ben kimseye akıl vermeyelim. Herkeste akıl var. Zaten bizim o kadar aklımız olsa biz geçerdik onların işini yapardık. Derdik ki dur abi biz siyasetçi olalım. Bildiğimiz bir şey var onu yapalım. Neyse biz sadece gördüğümüzü söyleyelim. Evet. Hani ya şu şöyle olsa iyi olur. Ha yapar mısın? Bilmem. Yapmalı mısın? Bana ne? Yani sonuçta ben gördüğümü söylüyorum. Onu söylemek bile büyük bir cesaret işi. Gördüğünü söylemek yani. Yarınki programda Elif de yer alıyor. Evet. Ve de uzun bir program çektik. Nasıl? İyi oldu herhalde. Senin içine sindi mi Elif? Bence bayağı iyi oldu. Yani o kadar farklı konuları konuştuk. Ve tabii böyle şeyler bir masa etrafında toplanınca insan şaşırıyor değil mi? Böyle Asaf Savaş'a kat o kadar oldu mu ya derdi ya. O kadar çok şey olmuş mu gerçekten diye. Ben de inanamadım. Ama tabii ki bir arada olmak da çok güzeldi. Bütün görüntüleri de göstereceğiz izleyicilerimize. Özel videolar da hazırlandı. Yılı toplayan, öne çıkan konularla ilgili. Bir arada olmak çok keyifliydi Cüneyt Bey. Ben evet. De açıkçası ilk defa izleyeceğim. Yarın sabırsızlıkla bekliyorum yılbaşı programını. Yarın 12'de yayınlayacağız. Ama bir tane spoiler vereyim. Elif bizim evet. Kanalın performansına da yakından bakıyor. Ben bile şaşırdım. 2021 yılında 100 milyon kez izlenmişiz. Kez yani aynı insan birkaç tane izleyebilir. Evet. Ama kez izlenmiş. Yani bu 100 milyonu siz 3 ya da 4 ile de çarpabilirsiniz. Neden? Çünkü hiç yani aranızda tek başına izleyenler vardır ama biliyorum kedisiyle izleyen var, arkadaşlarıyla izleyen var, ailece izleyen var. Ve de mesela çok ilginç başka bir veriyi daha paylaştı. Bizim çünkü bütün istatistiklerimize de bakıyor Elif. Dedi ki ya dedi izleyicilerin %82'si dedi büyük ekranlarda izliyor bizi. Yani televizyonun yerine geçmiş durumdayız 2021 yılında. Hani heyecanımdan söyleyeyim dedim. Çok heyecanlandıran gelişmeler bunlar. Çok teşekkür ederim. Daha da detaylarını yarın da konuşacağız. Tamam bir de sürprizimiz olacak değil mi? Yeni yıl gecesinde yeni yüzümüzle beraber ama o sürpriz için bakalım evet. Geri sayıp bitecek herkes. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşmek üzere yarın. Hoşça kalın. Bay bay.